Varsa çalışana bir katı oluyorsa onlar. Her level bir sistem yani başka bir konuda yok. Yani çalışanların ücretlerin hastanın gelirine gidene göre ayrılması diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Ne kadar gelir o kadar dağıtıyor. Yani biraz şey yani böyle idari de inisiyatif sahibi olan bir sistem. Bugün DAPAR ilk teşkilatını ziyaret ettik arkadaşlarımızla. Daha önce kendileri bizi sağ olsunlar tebriklerine gelmişler. Allah razı olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten yani biz sağlık sanal olarak Batman'daki sağlık sorunlarının gündeme getirilmesi konusunda tüm kesimlerin desteğini talep ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta da bir açıklamamız olmuştu. Batman maalesef kamu hastaneleri açısından son sırada yer alıyor. Bu bizim için çok üzücü ve rahatsız edici bir durum. Bu konuda yeni hastane projesinin de mutlaka Batman ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde revize edilmesi, en az 700-800 yatak civarında bir yatak kapasitesiyle projelenirip bunun yatırım programına almasını istiyoruz, talebiliyoruz. Bu konudaki desteğinizi de istiyoruz açıkçası. Çünkü hakikaten artık Batman'daki hastaneler kapasite olarak fiziki anlamda yetersizliğin de artık ötesine geçmiştir. Yani mahşeri bir kalabalık, yetmeyen hasta odaları, alınamayan hekim sıraları, bu tür sıkıntılar haliyle bizi çalışanların, sağlık çalışanlarını ciddi anlamda yormakta, hırpalamakta, vatandaşla bizim çalışanlarımızı da karşı karşıya getirmektedir. Çünkü çalışanlarımız hakikaten özveriyle, fedakarlıkla çalışıyorlar ama buna rağmen bu yoğun temponun altında ezilmekteler, emeklerin karşılığını alamamaktalar. Haliyle bizim sağlık çalışanlarımız da yıpraması çok daha fazla olmaktadır. Bu konuda biz tüm Batman'daki kesimler parti olarak da sizin de desteğinizi talep ediyoruz, bekliyoruz yani. Kardeşlerimizin ziyaretlerinden çok memnun duyduk. Şeref verdiler, hoş geldiler. Allah-u Teala işlerinde kolaylıklar versin. Başarılar diliyoruz. Sağlık sektörü çalışanları hakikaten özellikle Batman'da zor şartlar altında çalışıyorlar. Kendilerini ziyaret ettiğimizde de Batman'daki hastanelerin yetersizliğini biz de dile getirmiştik. Kendileri de sağ olsunlar bu duyarlılıklarını gösterdiler. Basına bu anlamda bir açıklamada bulundular. Biz de hani kendileri birebir bu sıkıntıları yaşamaktadırlar. Biz de Hüdapar olarak kardeşlerimizin bu taleplerini destekliyoruz. Batman için hastaneler ciddi bir ihtiyaç ve yetersizlik gerçekten söz konusu. Dolayısıyla yetkililerin bu anlamda özellikle kardeşlerimizden de gerekli bilgileri alıp, gerekli raporları alıp Batman'daki bu hastane ihtiyaçlarını gidermeleri lazım. Bu konuda kardeşlerimizi destekliyoruz. Sürekli yanlarında olacağız. Ayrıca tıp bayramıdır. Bu vesileyle sağlık sektörü çalışanlarının bayramlarını da tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Allah-u Teala işlerinde, güçlerinde kolaylıklar versin. Zira sağlık çalışanları hayati işlere ilgileniyorlar, uğraşıyorlar. İnsan hayatını kurtarma peşindedirler. Dolayısıyla bir canhıraş, bir çaba içerisinde, bir yoğunluk içerisindedirler. Bunun içinde olsa, hani sağlık hiçbir şey feda edilemez mantığıyla hareket etmemiz gerekir. Bunun içinde olsa gerek kardeşlerimizin, yani çalışanlarımızın özlük hakları, gerekse de yıpranmışlık haklarını, durumlarını gözeterek yetkilen bu konuda çalışanlarımızı haklarını heba etmemeleri, bu konuda ellerini güçlendirmeleri, bu konuda kendilerine destek çıkılması gerekir. Sağlık yetkililerinden ve devlet yetkililerinden bu konuda, bu anlamda politika geliştirmelerini bekliyoruz. Bölgenin hastane yetersizliği had safhada. Batman bölge sağlığı açısından önemli bir merkez. Bugün dahi bir misafirimiz var, ta Cizre'den gelmiş, buradaki hastanelere hastasını getirmiş.
Fakat ta oralardan buraya gelip buradaki hastanelerin de bu ihtiyaçlara cevap verilmemesi büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla kardeşlerimizin bu taleplerini biz de destekliyoruz. İnşallah bu talep takip edeceğiz.